çayıla. Anlatayım masal, istiyor musun? Bıkmadın mı? O zaman herkes dinlesin. Peki, bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, memleketin birinde, Akça Yılan adında kudretli bir yılan yaşarmış. Bu yılan bütün otların lisanını, bütün suların dermanını bilen bir bilgeymiş. Mesela, bir yerlerde bir çocuk mu hastalandı? İnsanlar hemen Akça Yılan'a haber verirlermiş. O da dağlardan ot çiğneyerek, derelerden su içerek gelir, o küçük çocuğun topuğunu sokuverirmiş. İşte o anda onun o şifalı tükürüğü o çocuğu ayağa kaldırıverirmiş. Gel zaman git zaman Akça Yılan'ın ailesi büyümüş. Kardeşleri olmuş, arkadaşları olmuş, çoluğu çocuğu olmuş. Ama insanlar her yanımızı yılan bastı diye korkup o akrabaları, çoluğu çocuğu öldürmeye başlamışlar. Akça Yılan yapmayın, etmeyin diye önlerine geçecek olmuş. Ama ona da bir pala vurmuşlar, ikiye bölmüşler. Ama Akça Yılan ölmez, Akça Yılan ölümsüz. Akça Yılan'ın bedeni ikiye ayrılmış, iki ayrı yılan olmuş. Biri bir yöne kaçmış, öbürü öbür yöne. Nankör insanlara kızdığı için de bir daha hiçbir insan evladının önüne çıkmamış. Yıllar geçmiş, devran dönmüş. Zamanla Akça Yılan'ı tanıyanlar azalmış. Hepsi de bir bir kocamış. Ama Akça Yılan'dan hiç haber çıkmamış. Onun kudretini bilen kocamışlar, kimi bir parçasının, kimi öbür parçasının suretini halıya dokur olmuşlar. İnanılır ki, suretine yüz süren çocuklar için bir parçası, saklandığı yerden gizlice çıkar gelirmiş. Hasta çocuğu topuğundan sokar, ölümün pençesinden alıp diriltirmiş. Ne derler ki Akça Yılan'ın iki yarısı yeniden kavuşmak için birbirini ararmış. Vay be. Güzel masalmış. Bunca zamandır Anadolu'da gezerim, ilk senden duydum. Ve kimse bilmez. Bana da rahmetli nenem anlatmıştı. Elindeki yastık yüzüne o işlemişti. 80'lerde köyümüzü yakmışlar, anam babam da göç etmiş. O sırada tifoya yakalanmış. Nasıl olsa yaşamaz diye neneme bırakmışlar. Sonra da ne aradılar ne sordular. Rahmetli nenem seni iyileştiren Akça Yılan derdi. Buna inanmıştı. Beni de inanmamıştı. Bu da Akça Yılan'ın bir yarısı herhalde. Biliyor musun? Diğer yarısını bir gün bulacağım. Buna inanıyorum. Tamam, ben kaçayım artık. Uçak saati yaklaştı. Sen de benimle Mardin'e gel diyeceğim ama. Çok zor. Nenem öldükten sonra oralara gitmeyeceğim diye yemin ettim. Zaten Sevgi'yi Demir'le baş başa bırakamam. Peki ortak, ben kaçarım o zaman. Var mıdır diyeceğim bir şey? Güle güle git. Cennet Hanım'ın köyüne uğrarsan ne oluyor ne bitiyor bana bildir, olur mu? Tamam. İyi yolculuklar. Ne oldu ki ya? Niye durduk ki? Uykusuzum, az kestireceğim. Bir ihtiyacınız neyin varsa görün hadi. Buyu çatlayacağım, iniyorum. Kız dur, tek başına olmaz. Bana bak, gel buraya. Kardeşini yok, bekle. Yok, dayanamayacağım. Kız bekle, Kiraz.
Allah seni. Güneşim gel annem. Gel kızım. Git tamam yanına. Gel kızım gel. Anne ben iyiyim. Çok sızlıyor. Dur ben şunların yanına gideyim gel. Kiraz. Kız. Nereye gittin hemen? Buradayım. Bana bak uzaklaşma. Kiraz. Çok yarayı kesiyor bu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yardım edin! Dur! Bırak beni! Belasız! Kararı versin! Yardım edin! Yardım edin! Allah belanı versin! Kararı versin! Kiraz! Ne bak buradan yolun var! Hırs düşmanı köpek! Kuşlar geçir sizi, defolun. İnşallah kaza yapmasın da eve varamayasın inşallah. Allah'ın belası. Hey, Güneş nerede? Burada. Güneş. Tamam geçti. Geçti haydi. Tamam bitti.